Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsane ilerleyen süper güç serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Transferimizi yapacağız ve transfer önerimizi sizden isteyeceğim. Ancak onun öncesinde arkadaşlar hiçbir süper güç videosunu, hayalimdeki Karo serisinin videolarını ve diğer hiçbir videoyu, çark çevirme videolarını falan hiçbirini kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir detayı dediğim gibi kaçırmayın arkadaşlar. Hemen abone olun, bildirimleri açın ve aramıza katılın. Ve video arkadaşlar sizlerden artık 2000 beğeni her videomuz geçmeye başlasın yavaş yavaş. Tam ekranı kapatıp like atarsanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Şimdi sizlerle beraber efsane bir transfer yapacağız. Mükemmel bir transfer yapacağız. Ve sonrasında da sizden önemli bir transfer önerisi isteyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben aslında bu videoyu çektim. Bir kere video çektim. Tam videonun 10. dakikasındayım. Videoyu kapatacağım hani videoyu çektim hani bitti. Son paketleri açıyorum hani en sonunda videonun paket açıyorum ya tam onu yapıyorum. Elektrikler kesildi bilgisayar kapandı. Şimdi videoyu tekrardan çekiyorum arkadaşlar o yüzden. Birazcık sinirliyim de ancak sıkıntı yok videodaki enerjim her şeyi kapatıyor şu anda. O yüzden arkadaşlar transferimiz ben size sormuştum arkadaşlar kimler arasında sormuştum. Boyd, Tyler Boyd, Enva Kayame ve Adem Büyük arasından 3 kişiden birini seçecektiniz. Ve yorumlarda demişsiniz ki Anadolu takımından birisi olsun demişsiniz. Ve o yüzden sizlerle beraber arkadaşlar en Kayame'yi alıyoruz. Enva Kayame istenmiş şey. en çok Tyler Boyd da 2'dir böyle sürekli isteniyor ama En Vaka'yı istiyoruz? Arkadaşlar ben bunu videoda aldım, yükselttim filan ama siz oraları görmediniz. Hatta En Vaka'nın üstüne e, geri rorigesi filan bastım. Gerçekten mükemmel oldu. En Vaka'ya da takımda gördüğünüz gibi şu anda takım harika görünmüyor mu? Şimdi kaleci Muslera, sol bek Caner, sol stoper Vida, sağ stoper Luyendama, sağ bekte niye var. Onu söyleyeceğim sizlere. Sağ orta san Moses Arka tarafta Luis Gustavo Hatchez'e sol ortası Ayma Kayame ve en öndeki ikili Falcao Muriç ikilisi. Mükemmel ikili gerçekten. Ama şöyle yapacağım. Bunları yerlerini değiştireceğim abi. Bu sefer değiştirdim bunların yerlerini. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Kimya düştü biraz ama değiştirmek istedim arkadaşlar. Böyle kullanacağım. Bakalım ne olacak? Ve şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Sizden istediğim transfer önerisi sağ beki arkadaşlar. Joe Pereira, Mariano, Gaiano ve Gökhan Gönül arkadaşlar. Bu dört isimden birisini seçin. Yorumlarda yine çatışın, kavga edin. Küfürsüz her türlü kavga edin tartışabilirsiniz. Tartışmaya açık. istediğiniz kadar yorum yapın. Yine en çok yoruma yazılanı ve en çok yorumu beğenilen kişiyi alacağım. Yani bakalım arkadaşlar. Bu arada Gaiano Sivas Anadolu takımından bir, iki tane oyuncu olmuş olacak. Şu anda kadroda arkadaşlar 3 tane Fenerbahçeli 3 tane Beşiktaşlı, 4 tane de Galatasaraylı var ama Sağbek'i değiştireceğimiz için Galatasaraylı oyuncu değişecek. Yani haftaya eğer Pereira veya Gagliano gelirse 3'er tane oyuncu olmuş olacak ve 2 tane de Anadolu takımından olacak. Benim gönlümde kesin Gagliano arkadaşlar ama sizler neyi isterseniz o size kalmış tabi ki. Sizin en çok istediğinizi yapacağız. 76'lık Gayano yani Süper Lig'den bir sabeke göre reytingi de gerçekten yüksek. Sivas Spor'da lider takımımız olduğu için ondan da bir tane oyuncumuz olsun istedim. Bakalım siz de isteyecek misiniz arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Gayano'yu da o şekilde almaya çalışacağız arkadaşlar gerçekten mükemmel olacak. Bu 9 milyon coins'i sizlerle beraber çok güzel kullanacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar oyuncularımızı yükseltirken özel bir yükseltme videosu çekeceğim. Ama arkadaşlar şimdi sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben Vedat Moriç'i yükseltmek istediğim zaman şöyle basayım mesela. Hani 85 reytinge bile yükseltmek için bayağı uğraşmam gerekiyor. Yani zardişi filan hani bir kişiyi 85 yükseltmek bile bu kadar zorken arkadaşlar bütün takımı 85'e yükseltmek gerçekten aşırı zor olacak. Bu yüzden de hani 9 milyon coin'siz bayağı bir harcayacağız. Bu yüzden sizlerden seriye destek bekliyorum. Bu destekleri verirseniz ben de coin harcaması filan sizler için Feda olsun yani yaparım sıkıntı yok. Videolarda biliyorsunuz harcamalarıma çok da dikkat eden birisi değilim. Hemen oynayalım bakalım karşı atak maçımızı. Başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Güzel transferimizi yaptık. Tabii ki hani oyuncuyu aldığım kısmı göremediniz. Çünkü o bir önceki videoda kaldı. Tam videoyu çektim abi. Düşünseniz aynı videoyu şu an bir daha çekiyorum. Karşı atak maçını da kazanmıştık ama yine kazanırım ben. Sıkıntı yok. 91 yani 130 kimyalık bir rakip geldi. Bizim takımımız 92 yani 151 kimya Denk takımlar sayılırız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Emrece Tuncel kardeşimizin hesabındayız. Play God'la yapacağız. Haydi bakalım neler olacak. Vedat Muric hemen uzaklaştır topu abicim ve başlıyoruz. Vedat Muric sol kanattan geliyor. Bakalım sol kanattan gelmesi daha mı iyi olacak? O nasıl bir goldü öyle? Victor Moses. Moses. Victor. Abi ağır mı kaldı biraz? Oha kaybettiği topu aldı bir dakika. Kaybettiği topu aldı ve mükemmel bir gol attı. <laughs> Enva Kayame yeni transfer ondan da müthiş bir gol. Abi bir şey söyleyeyim çok garip goller atıyorum ha bugün. 3 gol de gerçekten harika. Hani Enva Kayame'nin biraz daha normaldi ama diğer golleri beklemiyordum. Saraci sola ayağıyla vur bakayım. <laughs> Abi Saraci takımdan ayrılmadan önce golünü attı. Arkadaşlar sesim kısılmış video çekmekten. Vallahi anlamadım ama Moses'in şutları bu arada gayet güzel. Moses'ten memnun kaldım şu ana kadar. Muric vur lan. Ah. Falcao vur. Kale boş. Yapma oğlum. Vursana Moses. Muric. Abi vurmuyorlar. Kafayı yiyeceğim. Moses at bunu. At bunu Moses. Caner Erkin. Harika bir gol. Gerçekten güzel bir gol. Vedat Muric. Radamel Falcao. Moses. Moses. Mükemmel paslaşmalar ve ardından müthiş bir gol. Moses verdi pasını. Vedat Muric. Vedat Muric çok sert vurdu kaçırdı. Caner Erkin. Luis Gustavo. Luis Gustavo. 8-5 kazanıyoruz. Arkadaşlar hız kesmeden hemen bir maç daha yapmak istiyorum. Çünkü çok fena gaza geldim. Hemen bir maç daha yapacağım abi. Hemen hemen hemen. Bunu da kazanacağım. Bir maç daha yapıp onun maçı da kazanacağım lan. Çok fena gaza geldim. Hadi bakalım. Hız kesmeyelim. Direkt maçımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım maçta neler gelecek başımıza hep birlikte göreceğiz. Oyun kaynağımız yüklensin. %100 olsun. Ve yine bir galibiyet istiyorum. Yükseldikçe rakipler zorlaşsın abi. Bak kolaylaşıyor abi rakipler. Ben şöyle hemen bir gülücük atayım. Birazcık siniri bozulsun. Bakalım neler olacak. Türkiye Ligi'ne karşı gelemez kimse abi. Türk'ün gücünü herkes görecek. Ben bunu hep söylüyorum. Evet. Adam okey dedi. Gel lan oynayalım hadi. Adam şey dedi. Ben seni yenerim rahat ol dedi. Bakalım ne olacak. Vedat Muriç. Hadi bakalım. Falcao. Radamel Falcao. Falcao direkt Vakayame gol en Vakayame Vakayame mükemmel bir adam Vakayame harika bir oyuncu Moses'la Vakayame'nin golleri beni gerçekten şaşırtıyor Muric of gole bak ne, ne goller attım ha Radamel Falcao vur Aman tanrım müthiş Takım çok iyi bitiricilik süper abi Bitiricilik harika takımda bunun direkten döneceği belliydi. Kaleci kalkmadan Moses vuramadı. Moses vuramadı. Vedat. Vedat Muric. Arkaya doğru Falcao. Radamel Falcao. Ceza sahası içinde topla buluştu mu asla affetmez. Muric de oradan vuracağım lan. Atıyordu ha. Bir şey, garip bir şeyler yaptı ama atıyordu. Muric. Muric. Çok boş kaldı. Çok. Luis Gustavo'nun asistinde mükemmel gol. Falcao açtı ortaya. Luis Gustavo. Çok hata çıkıyor Gustavo'ya bak sen. Evet Caner bir free kick golü daha kötü vurdum bu arada. Ama attım. Ama attım. Rakip güçsüz çünkü biraz. Falcao gol düellosu. Yemin ediyorum gol düellosu. Hadi Falcao gol gelecek mi Falcao'dan da. En vakayamenin ortası. Fal. Abi yanlışlıkla pasa basmışım. Yapma be abi. Falcao gelmiyor musun? Falcao geldi. Ya Muric Moses gelmiş bu arada. Muric öyle pas mı atılır Muric? Neyse arkadaşlar bu maçı da 9-5 kazandık. Ben daha bunun taraftarını yükselteyim arkadaşlar. Biz daha güzel daha güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Karşı atak rival skorları ne işimize yarıyor bilmiyorum ama umarım güzel bir şeylere yarıyordur yani öyle tahmin ediyorum. Artı 90 rivals skoru falan diyor. Geliyor bize bunlar. Evet arkadaşlar o zaman maçlarımızın sonuna geldik. Aslında ben bir tane 250 bin coinlik paket açmıştım. O paketten zaten bir şey çıkmamıştı. O yüzden videoya çok koymayı düşünmüyordum zaten ama. Şimdi bir tane 50 binlik coinlik paket açalım. Onda da videoya ne çıkarsa çıksın koyacağım arkadaşlar. Sonrasında da karnımıza bir göz atıp videomuzun sonuna gelelim. 70 artı bir paket açılıyor bakalım ne gelecek. Ibanez. Can Keryu. Abi 70'ten yukarı yok. Cık. Yok çıkmıyor çıkmıyor. Gerek yok zaten boşuna niye coins harcıyoruz ki? Hiç gerek yok. Harcamaya ne gerek var? Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Saraç yerine de sabek gelecek ve herkes pozisyonunda oynuyor durumda olacak. Harika olacak. Takımın kimyası da efsane bir şekilde artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik Sarıcı yerine mesela Süper Lig'den bir oyuncu koyalım. Lig olarak Süper Lig'i seçip bir tane oyuncu koyalım bakalım ne olacak. Fegüli'yi koyalım mesela. Kimya artıyor mu ona, onu merak ettim ona bakacağım. 160 kimya alıyor. Şöyle yaparsak yine 160 oluyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bence gayet mükemmel şu an. Evet burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir video sonra dediğim gibi Sabek transferimiz gelecek. Hoşça kalın Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Bu videolara sizlerden like bombardımanları bekliyorum. Her zaman da bekliyor olacağım arkadaşlar. Like'larınızı esirgemeyin ve biz de devam edelim. Evet burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi mükemmel bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bay bay.